Kere öncelikle kalıcı makyajla makyaj arasındaki fark nedir? nedir? Evet, ee, şimdi hepimiz günlük hayatımızda son derece de makyaj yapıyoruz. İşe giderken, e, yemeğe giderken, birileriyle buluşurken, yani kadınların zaten var olan yapısında yapılan hep bir durum söz konusu. Bunu da e, biz kalıcı hale getirerek daha böyle günlük hayatımızı zamandan e, vakit kaybetmeden daha kolay bizim işimize geliyor açıkçası. Kalıcı hale getiriyoruz. Belki e, değil mi? Yoğun tempo içer. Hayatın yoğun temposunda. Evet. Bir de e, tahmin ediyorum ki bir de işin ehline yaptırarak yani şimdi bu dip eyeliner'ı galiba evet. çok yaptırılıyor. Şimdi onu ben normalde kendime çekemem. Bunu bir kere yaptırıp kurtulmak var. Evet. Ama orada mesela onu da konuşalım. En çok yapılan işlemlerden biri mi göze yapılan işlem? Hangisi en çok yapılıyor sizde? Göze yapılan işlemlerden en çok dip liner. Çünkü dip liner hatayı göstermeyen. Şimdi eyeliner çekildiği zaman farklı olabiliyor. Uzunluk kısalıkları olabiliyor. Ama dip liner kirpik dibinde kaldığı için kişilerin daha fazla tercih etmesine sebep oluyor. Bir Bunu de şey işte daha doğal duruyor. Daha doğal duruyor. Kuyruk yok, Sonuçta kalıcı makyajları düşünürken tabii ki bir de bunların çok yakınımızın vefat ettiğinde makyajı olarak gitmek var mesela dudak Olsunuz. renklendirmesinde ya da eyeliner çekmiş hiç kimse bilmez onların kalıcı bir makyajı olduğunu süslenip gelmiş de diyebilirler. Çok haklısınız. Bu açıdan hiç düşünmemiştim. Peki, şimdi o yüzden hemen... doğalları daha tercih ediyoruz. Şimdi tam şey soracaktım size. Dip e, eyeliner, dip liner e, yapılıyor da normal ben diyelim ki e, yayına çok e, eyeliner her gün kullanıyorum varsayalım. Eyeliner'ı evet. kalıcı yaptırabiliyor muyuz? Evet, yaptırıyorsunuz. Hmm. E Ben o zaman bütün makyajı kalıcı yaptırayım için. <laughs> Olduğu gibi evet. tabii o da çok sevimsiz olabilir değil mi? Çok insan? sevimsiz olabiliyor. Şöyle biz her zaman için ben misafirlerimize hep şunu derim. Yaptıracağınız işlemi bir 10 sene sonrası. Bu kalıcı Doğru. işlemlerin dönüşü hiçbir zaman yok. Hatayı asla kaldırmaz. Ve e, zaman ilerledikçe de yaşlanmayı da düşürmek gerekiyor. Eyeliner şu an buradayken daha Doğru. sonra bitik altı düşecektir. Ama onlar zaman içerisinde peki yani erimiyor mu? Daha doğrusu silinmiyor mu? Onu da konuşalım. Ee, piyasada tabii ki mesela eyeliner, dipliner'ın daha kalıcı olmasını, daha siyah olması isteniliyor. Hmm. Ee, bu nedenle daha kalıcılıkları, kullanılan boyalar daha e, mikro pigmentleri daha yüksek oranda oluyor. Kaşa göre daha Kaşa yüksek göre. galiba değil evet. mi? Sildirmek mümkün oluyor mu sonra onları? Sildirmek, e, eyeliner, göz çevresi, diplinerlerde asla. Hı. Aa, ben yani, ilk defa bunu duyuyorum. Çünkü lazerle silme yöntemi var. Hı, çok zor. O çok da çok sıkıntılı ve mi? tehlikeli. Göze zarar Acır verebilir. Acır zaten değil mi? Acık, kaş, dudak. E, bunlar daha böyle geri dönüşümleri olabilir. E, lazerle, solüsyonla akıtma yöntemleriyle. Hı. Ama kesinlikle göz eyeliner, deep de asla sildirilmiyor. O zaman ]miyor. iki kere düşünmek lazım göz için. İki bence. kere değil defalarca düşünüp uzman bir ellerde. <laughs> uzman ellerde yapılmasına ben de katılıyorum. Çünkü e, hatta biraz daha çok uygulanan kısma kaşa geçelim. Kaşta evet. da biraz önce içeride konuşuyorduk. Ee, benim kendi makyörümle bir arkadaşı hatta Sinem sana konuşuyorduk değil mi? Ee, doğru yapıl Daha doğrusu mutlu olunulmamış. Silinirken kızarma, hatta kızıl bir e, hare gibi kalıyor galiba. Evet. Bunun sebepleri nedir? Daha doğrusu kaştaki sistemleri anlatabilir misiniz? Hiç kaşınız yoksa başka bir şey uygulandığını düşünüyorum. Evet. Kaşlarınız var ama ...biraz yoğunlaştırmak gerekiyor olabilir. Evet. Neler yapılıyor kaşlar? E, şimdi kaşta? ben en basitinde şöyle söyleyeyim. Benim kaşlarım çok azdı, hiç yoktu. Şu anda da hala öyle. E, zamanında bir 10-15 sene önce dövme yöntemiyle yapılan kaşlar modaydı. Belki bilirsiniz o zamanlar. Evet, evet. E, şimdi defalarca sildirmeye çalıştık ama o zamanın kullanılan boyaları çok sıkıntılıydı. O yüzden silmeler daha zor. O zamanın e, mesela bundan 10-15 sene on sene önce yap, yapılmış geliyor, sildirmek istiyor. Daha zor. Şimdi bu kaşlarda son dönem artık daha çok doğallık, tane tane kıl atışları. Kaşın arasında ee, galiba değil mi? Evet. Boyalar son zaman gelişen teknolojiyle daha fazla cildi kızartmayan, grileştirmeyen, yeşilleştirmeyen boyalar artık ön planda. Hmm. Ancak tabii ki boya seçenekleri arasında her zaman biz şunu yapıyoruz. Daha küllü renkler. Hani saçlı da aynıdır. saç dore olmuştur. <laughs> Kızıllık vardır. Hani onu daha küllüyle daha şey doğal renk elde ederiz. Bu cilt üzerinde de aynı. Kahveler içerisinde kırmızı bulundurur. Hmm. Güzel sanatlar mezunu olduğum için de buradan. Bu da bir nevi aslında değil evet, mi? Renk... Ressam gibi bir heykeltıraş evet. gibi çalışmak gerektiriyor. Evet denince. güzel sanatlar mezunu. Ressam olduğum için de aynı zamanda renklerin tabii ki ne kadar nedenle oynanması gerektiğini biliyorum. Bu kişi uzmanlar bunları daha çok... Mat ana renkler, ee, kızıllık, kahvelik ya da siyah. Siyah her zaman için grileşir, yeşilleşir. Hmm. Bakıldığı kaç uygulama, mesela kalıcı makyaj sonrası çok iyi yapıldığı kadar bir de işlem sonrası dikkat edilmesi gereken durumlar söz konusu. Kabuk tutup döküldüğü alan cilt üzerinde tahrişlik verir, tahribat yaratır. Bu da oradaki cildin kızarmasına sebep olur. Aslında boya gitmiştir. Altta cilt üzerinde tahribat, iğne tahribatı kalmıştır. O zaman biz da, mesela diyelim ki e, biz böyle bir işlem yaptırdık, kabuklandıysa bu iyi iyiye gidişat değil anladığım kadarıyla. E, kabuklanacaktır. Her bir kıl, her bir çizgi aslında yara demek. Hı. Kişiler onu fark edemez nedenli yara kabuk olduğunu. Biz uygulama sonrasında vazelin. Yani genel bir şey. Ya da nemlendirici kremlerle sürekli o bölgeyi nemli tutuyoruz. Tabii bunu görev olarak bir Biz ev ödevi olarak ev değil mi? Evet. veriliyor. Veriyoruz. Peki şimdi benim kaşlarım mesela yoğun aralarına böyle bir şey tercih edebilirim. Kemoterapi tedavisi göre, gören evet. insanların maalesef en büyük sıkıntısı evet. bu. Bu işlem mümkün müdür acaba tedavi bittikten sonra yapılması? Şimdi aslında kalıcı makyaj yapılmaması gereken kişiler arasında kemoterapi hastaları ve hamile hastalar, evet. ee, hamileler pardon. Ee, kemoterapi hastalarına ise tabii ki biz onlara destek olmak durumundayız. Moral vermek durumundayız. Böyle oldukları zaman biz şunu yapıyoruz. Zaten merkezimizde kemoterapi hastalarına da ücretsiz hizmet veriyoruz bu arada. Onu da buradan dile getirelim. Çok çok gerçekten Özal çok bir... şahane bir e, görev üstlenmişsiniz. Evet. Ben teşekkür ederim öncelikle. Çünkü hanımlar için de beyler için de e, tabii çocuklara yapmıyorsunuzdur tahmin ediyorum Hı. ama Büyük motivasyon, evet. Ya işte en ufak bir şeyden bahsedeyim size. Ee, çocuğu küçük kız çocuğu. Ee, anne senin neden kaşın yok? Hadi saçı bir şekilde. Bütün iyi eti ee, söylemiyorum da tabii. Evet tabii. Tabii, değil tabii. Mi? tabii. Tabii. Anneciğim hani senin neden kaşın yok? Ya da denize havuza gittiği zaman kişilerin. E, tabii bunu bizim orada tamamıyla bizlere uzmanlara düşen bir rol var. Destek olmamız gerekiyor. Ee, ama onlar için ne istiyoruz? Doktorlarından onay belgesi. Hmm. Bu son derecede bizim en önemli istediğimiz husus bu e, çünkü kişilere hani demeyelim kaş yaparken göz çıkaracağız e, o bakımdan tabii ki onların sağlığının enfeksiyon oranlarıyla takiben bizim yapmamız gereken uygulamalar. Tabii doktor anaydı mı alerjik evet. durumlara karşı? Evet mesela cilt kanserlerinde kesinlikle e, doktorlar istemiyor.